Arkadaşlarım merhabalar. 31 numaralı köşe taşı şeydeyiz. Ünitedeyiz arkadaşlarım. 31. ünitedeyiz. Evet, 31. ünitede. Polinomlardayız dostlar. Hemen birinci köşe taşını bir ayarlayayım. Başlayalım sorularını çözmeye arkadaşlarım. Bakalım ne diyor. Şöyle odaklanmasında yapalım. Yukarıdakilerden kaç tanesi polinomdur diyor dostlarım. Şimdi polinom olmanın şartı şu. Arkadaş, x'li ifadenin, x'in üstündeki şu kuvvet var ya kardeşim, kuvvet. Buradaki kuvvet doğal sayı olacak. Şartımız bu. Yani rasyonel sayı olmayacak. Mesela 1 bölü 2, 1 bölü 3 gibi. Negatif sayı olmayacak. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi. Bunlar olmadığı sürece bu adam polinom. Şimdi bakın hemen burada Rx polinomuna bakın. Polinom mu acaba diye bakalım. Normalde bu kök x dediğimiz adam. Bunun burası 1, burada da 2 vardır. Orijinal yazılımı şöyle değil midir? X üzeri 1 bölü 2. Üstü sayıya çevirdim. Bakın buradaki sayı kuvvet 1 bölü 2. Doğal sayı değil, rasyonel sayı. O yüzden bu polinom değildir dostum. Geçtim. Şuna bakın bir de arkadaşlarım. Buradaki 1 bölü x kare dediğim, bunu normalde yukarıya çevirerek yazsam x üzeri eksi 2 değil midir arkadaşlar? İşte eksi 2 olduğu için doğal sayı değil. Bu da polinom değil. Kardeşim burada x'in üstünde 3 var. Polinomdur. Başındaki kök 3 beni ilgilendirmiyor. 3 doğal sayı olduğu için polinom. Kök 2 var sadece. Demek ki yanında x üzeri 0 var. E 0 doğal sayıdır, polinom. Qx eşittir x yok burada bakın. 0 polinomu bu ama normalde şöyle. 0 çarpı x üzeri 0. O da 0 çıkıyor zaten. İşte buradaki kuvvet de doğal sayı olduğu için bu da polinom. Demek ki 3 tanesi polinom kardeşim. Hemen geldik 2 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Fonksiyonun terimlerinden kaç tanesi bir polinoma ait olabilir? Terimlere bakın diyor. Tek tek şunları inceleyin. Mesela buna bakalım şimdi. Kuvvete bakıyorum. 7. Doğal sayıdır oldu. Buradaki kök 3 seni ilgilendirmiyor. Bu oldu arkadaşım. Şuna bakalım şimdi. Bunun orijinal yazılımı neydi kardeşim? Kökten üstü sayıya çevirirsem x üstünde 3 bölü 7 olur burası. Başında da 2 var. Kuvvet doğal sayı olmadığı için olmadı. Gitti. X kare. Başında rasyonel sayı varmış. Önemli değil. Ama kuvvete bak. 2. Doğal sayıdır. Oldu. Eksi 1 bölü x. X'i yukarıya atarsam ben burada x üzeri eksi 1 diye yazılır. Eksi 1 doğal sayı değildir. Olmadı. 4. Sabit sayıdır. Sabit polinomdur arkadaşlarım. Olur. Yanında orijinalde bunun ne vardır? X üzeri 0 vardır kardeşim. Çünkü x üzeri 0 1'dir ya dostlar. 4 çarpı 1 yine 4 diye yazılır. Ama sonuçta kuvvetimiz ne? Doğal sayı. Bu da oldu. O halde 1, 2, 3 tanesi polinom terimi olabilir. Geldim şu soruya. Polinomunun kat sayıları toplamı. Arkadaşlar bak şu bir kat sayıdır. Sabit terim de bir kat sayıdır. İşte bu kat sayıları toplayın diyor bize. Yani 1 bölü kök 2 artı 1 eksi 1 bölü kök 2 eksi 1'i toplayın diyor. Eşlenik çarpımı yapıyorum. Kök 2 eksi 1 ile bunu, kök 2 artı 1 ile de bunu çarpıyorum. 1 ile bunun çarpımı yine kök 2 eksi 1 olur. Bölü. Neydi eşleniklerin çarpımı? Birincinin karesi 2, ikincinin karesi 1, 2 eksi 1. Eksi. Şimdi 1 ile burayı çarparsam kök 2 artı 1 gelir bölü. Yine 2 eksi 1 geldi. Yani paydalarımız 1 oldu zaten arkadaşlarım. 1'i yazmaya gerek yok. Birincisi kök 2 eksi 1 bölü 1 yazmıyorum. Eksi. Kök 2 artı 1 bu eksiyi de dağıtalım içeriye. Eksi kök 2 eksi 1 oldu. Kök 2'ler gitti. Eksi 1 eksi 1 daha. Eksi 2'yi bulduk dostlarım. Son sorumuza bakalım. Polinomunun baş kat sayısı. Şimdi bir polinomun x'in üstündeki kuvvetlerden en büyük olanı polinomun derecesidir. Yani bu polinomun derecesi, derece px diye yazalım bunu, 2'dir. Derecenin olduğu terimin kat sayısına da baş kat sayı denir. Demek ki bunun baş kat sayısı, sakın ha baş kat sayı deyince en büyük kat sayı algılamayın arkadaşlar. En büyük kat sayı değil. Derecenin olduğu terimin kat sayısı. Baş kat sayı kök 2.
Diyor ki baş katsayının dördüncü kuvveti yani kök 2'yi 4 defa çarparsan diyor 2, 2 de buradan 4 geldi arkadaşlarım. Sabit terimden, sabit terim yanında x olmayan terimden kaç fazladır diye soruyor. 4, 3'ün kaç fazlası? 1 fazlasıdır dedim dostlar. Hemen geçtik arka sayfamıza. İkinci köşe taşımıza odaklanma düğmesine de bir kere bastım. İnşallah güzelce de odaklamıştır. Diyor ki polinomu 12. dereceden bir polinom olduğuna göre en tam sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi 12. dereceden bir polinomsa burası demek ki en büyük kuvvet 12 olacak. Bakın şunun kuvveti 1. Bu 5'in kuvveti zaten 0. Bir tek şurası kalıyor arkadaşım. Buranın kuvveti de ya 12 olacak en fazla ya da 12'den küçük bir sayı çıkacak ki en büyük kuvvet 12 olsun. Yani 12'den büyük bir sayı mesela burası 13 çıkarsa diyeceksin ki o zaman derece 13. Peki şimdi o zaman şöyle yapalım arkadaşlarım. 9 bölü n artı 4 dediğimiz ifade küçük de olabilir 12'den eşit de olabilir diyelim. Şimdi bir kere burası tam sayı çıkacak. Yani doğal sayı çıkacaksa n artı 4 denilen zamazingonun kardeşim 9'un bölen bir sayı olması lazım. Yani n artı 4'ler 1 olur. 9'u bölen başka 3 olur. Bir de 9 olur. Eksi 1 var. Eksi 3 var. Eksi 9 olabilir. Şimdi 1 olsa burası. N artı 4 1. Bu durumda 9 bölü 1'den 9 gelir. Evet kurala uydu mu? Uydu. 12'den küçük. Burası 9 olsa n yerine n artı 4 yerine 1 yazdığında 9 bölü 1'den 9 demek ki 9 oluyor burası. Yine derecemiz 12 oluyor. Sıkıntı yok yani. O zaman n artı 4 1 olabilir. Demek ki bu durumda n ne çıkar 1 olsaydı? Eksi 3 olmalıydı. 3 olması için ne olmalı n'in? Eksi 1 olması gerekir. 9 olması için 5. Eksi 1 olması için buranın eksi 5 olması. Eksi 3 olması için n'in kaç olması lazım arkadaşlarım? N'e kaç diyelim eksi 3 olması için? Eksi 7. Eksi 9'a eşit olması için de n'in eksi 13 olması lazım. Peki, şimdi burası eksi 9 olur mu diye bakalım. Şurası n artı 4 eksi 9 olsa 9 bölü eksi 9, 9 bölü eksi 9 olduğunda arkadaşlarım eksi 1 geliyor. Ama biz ne dedik? Kuvvet negatif olmaz, doğal sayı olmalı. Eksi 9'u sildim. Eksi 3 olsa n artı 4, eksi 3 olabilme, eksi 3 olması 9 bölü eksi 3'ten eksi 3 yapar. X'in kuvveti eksi olmaz, bunu da sildim. Eksi 1 desem n artı 4'e, 9 bölü eksi 1'den eksi 9, kuvvet eksi olmaz, eksiyi de sildim. Yani şuraya kadar olanlar, şunlar gitti bir kere, boşuna bakmayalım bunlara. Biz şuraya odaklanalım. 9 olduğu durumda her şey yolunda mı arkadaşlarım? 9 bölü 9'dan 1 çıkıyor. Birinci kuvvet olabilir. 3 olduğunda 9 bölü 3'ten 3. kuvvet olabilir. 1 olduğunda 1, 9 bölü 1'den 9. kuvvet oldu. O zaman n'in alabileceği değerler toplamı şunları toplamadan önce bir de şuna bakmalıyız arkadaşlarım. Dikkatli olun. Normalde toplayınca eksi 4, 5 daha 1. ÖSYM şıkları 1'i koyar mutlaka kardeşim. Şimdi yok ama biri koyar sen hemen zıplama kurban olduğum şuraya da odaklan. Bak n 5 olamaz dostlarım. Çünkü neden? 5 olsa n. Hocam burası tamam 5 olduğu zaman n ne oluyor? 9. kuvvet oluyor 9. Ama 5 olsa burası 0 oluyor. 12. kuvvet gidiyor kardeşim. En büyük derece 9 oluyor. Demek ki polinom 9. dereceye düşüyor. Ama bize diyor ki 12. dereceden olsun. Yani şuranın yok olmaması lazım, gitmemesi lazım buranın. O yüzden n 5 olamaz diyeceksin. Bunu da sildim. Eksi 3 ile eksi 1'in toplamı eksi 4'tür dedim. Hadi şuna bakalım. Polinomun derecesi en fazla kaç olabilir diye soruyor. Arkadaşlar şurada bir polinom bölmesi yapalım biz ilk önce isterseniz. Şöyle bir ifadeye dönüyor burası. Hani ne dedik? Şimdi derece en fazla kaç olabilir diyor ya. Şimdi bir kere bir şuranın yani n eksi 3'ün bir kere kesinlikle sıfırdan büyük olması lazım. Ve şuranın da sıfırdan büyük olması lazım. Ben şurayı bir düzgünleştireyim diyorum. Şöyle yapıyorum bakın.
2n'in n artı n artı 12 eksi 12 eksi 12 diye de buraya bir şeyler yazdım arkadaşlarım. Eksi 12 eksi 12 şeklinde yazdım. Peki n eksi 12 n eksi 12 daha şöyle oldu mu? 2 tane n eksi 24 artı bir de 12 var. Ama bakın eksi 12 eksi 12 ekledim. Artı 24 daha ekleyeyim ki denge bozulmasın. Yani aslında kısaca polinom bölmesi yapacağım da arkadaşlarım. Daha bilmediğiniz için ilerleyen köşe taşlarında var polinom bölmesi illaki de. Şu anda bilmediğiniz için yapmadım polinom bölmesini. Üsttekini alta benzettim. Hatırlayın ilk köşe taşımız birinci köşe taşlarında mı ikinci köşe taşında mı ne yapmıştık bunu? Tam sayı olabilmesi için buranın doğal sayı olması için burayı bir düzgünleştiriyordum önce. Şöyle bir ayar yapıyorduk buraya. Bölmeyi yapıyorduk. Düzgünleştirdiğin zaman da şöyle bir şey geliyor kardeşim. Tabi bir de bunun bölü n-12'si var. Şimdi bir iki parantezinde n-12 bölü n-12 artı bir de 36 bölü n-12 geldi. Şunlar giderse burada 2 kaldı bir tek. Şimdi buranın tam sayı olması lazım arkadaşım. N'e kaç diyelim? Şöyle bir şey yapabilir miyiz? N'e şurayı 36'ya dönüştürmek için. 36 olması için ne olması lazım? 36 desek burada. N yerine kaç gelmesi lazım? 48 mi gelmesi lazım? Evet 48 olursa N dediğim sayı 48 olursa arkadaşlarım bakın neler oluyor. 48-12 36. 36 bölü 36 1. 2 ile de topladım 3. Şurası 3 yapıyor. 48 olursa burası 45 yapıyor. Bak 45. dereceyi buldum. En fazla 45 olur arkadaşlarım. Şıklara koymamışlar. Muhtemelen yine bir basım hatası olur. Bu sorunun cevabı 45 çıkacak arkadaşlar. Hadi şuna bakalım. Fonksiyonu bir polinom olduğuna göre polinomsa şurası doğal sayı. Yani m eksi 2 kesinlikle sıfırdan büyük bir sayı. M büyük eşit 2'den diyeceğiz dostlarım. Şurası kesinlikle doğal sayı. Yani m'in 6'yı bölen bir sayı olması lazım. Peki 6'yı 1 böler, 2 böler, 3 böler, bir de 6 böler dostlarım. Başka da bölen yoktur 6'yı. Bunlardan biri olmalı ve 2'ye en az 2 olmalı diyor. 2'ye eşit 2'den büyük olmalı diyor. O zaman 1 olamaz. Şu 3'ü olur. Toplamları da 11 yapar. Toplamları 11 geldi. Burada ne diyor? Polinom olduğuna göre m'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi polinomsa burası yine bir doğal sayı çıkmalı. Bakın bunu ben ayrı ayrı paydalarda yazıyorum. 2m bölü m artı 24 bölü m. M'ler gitti. 2 artı 24 bölü m'in doğal sayı olması lazım. Peki m dediğimiz sayılar neler olabilir? Arkadaşlar m kesinlikle 24'ü bölen sayı olmalı. Yani 1 olur. 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Sakın ha 8'e zıplamayın hemen durun. Bir de bunların eksilisi var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 8, eksi 12, eksi 24'ü var arkadaşlar. Şimdi eksi 1 desek M yerine. Burası ne oldu? 24 bölü eksi 1'den eksi 24. 2 ile eksi 24'ün toplamı eksi 22 yapıyor burası. Kuvvet eksi 22 olur mu? Olmaz. Eksi 1'i sildi. Şimdi 8 tane pozitiflerde var. Bir de alttakileri buluyorum arkadaşlar. Eksi 2 yazın. 24 bölü eksi 2'den eksi 12. 2 eksi 12 eksi 10 yaptı. Kuvvet eksi olmaz. Sildi. Eksi 3'ü deneyelim. 24 bölü eksi 3 eksi 8 yapar. 2 eksi 8 eksi 6 yaptı. Eksi 6 olmaz. Sildim. Eksi 4'ü denedim. Eksi olmadı. Eksi 6 olmadı arkadaşlar. Ben biraz hızlanayım burada. Eksi 8 de olmadı. Eksi 12'yi deneyelim. 24 bölü eksi 12. Eksi 2 yapar. 2 eksi 2'den 0 gelir ki 0 doğal sayıdır. Oldu. Eksi 24'ü deneyelim. 24 bölü eksi 24. Eksi 1 yapar. 2 eksi 1'den de 1 gelir. Bu da oldu arkadaşlarım. 2 tane de buradan geldi. 8 de burada vardı. 10 tane değeri varmış kardeşlerim. 2 numarayı da gömdük. Hemen 3 numarayı alalım önümüze. Bakalım ne diyor 3 numaralı köşe taşımız. Bir de odaklanmaya bakalım.
Birinci soru. Olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Bakın şurada bir eşittir var. Burada bir polinom. Burada da başka bir polinom. İki polinom eşit. İki polinom eşitse bak bunun x küpünün katsayısı ne? A eksi 2. Bunun x küpünün katsayısı ne? 5. Aynı dereceli terimlerin kat sayılarını birbirine eşitliyormuşuz arkadaşlar. O zaman buradan A ne çıktı? 7. Şimdi bunun x karesinin katsayısı ne arkadaşlarım? Bak öndeki eksiyi kaçırmayın. Eksi parantezinde B artı 1. Bunun x karesinin katsayısı kaç? 2. Şimdi bu eksiyi buna verelim. B artı 1 eşittir eksi 2. B eşittir eksi 3. Sonra bunun x'li teriminin katsayısı eksi 2'dir. Bunun x'li teriminin katsayısı da eksi c'dir. O zaman c eşittir 2 çıktı. Son olarak bunun sabit terimi 4'tür. Bunun sabit terimi içinde x olmayan terim d eksi 3'tür. 7 çıktı d. Ne diyor? Hepsini topla. 7. 7 daha 14. 2 daha 16. 3 çıktı. 13 kaldı. Evet geldik şuna. Yine bakın eşittir burada arkadaşlarım. O zaman sağdaki polinomun katsayısıyla soldaki polinomun katsayısı eşit. Şimdi bunun x üzeri 5'li teriminin katsayısı a eksi 4. Bunun x üzeri 5'li terimi var mı? Yok. Aslında şöyleymiş. X üzeri 5'li terim var ama katsayısı 0'mış ki 0 çarpı x üzeri 5 yazılmamış arkadaşlarım 0 olduğu için. Demek ki bunun katsayısı 0 olacak. Demek ki A 4. Başka. Bunun x kareli terimi ne arkadaşım? Katsayısı eksi B. Bunun x kareli terimi var mı? Yok. Demek ki neymiş? 0x kareymiş. O zaman eksi B 0'dır. Demek ki B de 0. Bunu da bulduk. Son olarak C'ye geldim arkadaşlarım. Bunun x'li teriminin katsayısı C'dir. Bunun x'li teriminin katsayısı 2'dir. C'yi direkt 2 bulduk. Bunun sabit terimi eksi D. Bunun sabit terimi de 1'dir. O halde D'de eksi 1 çıktı. Hepsini topla diyor yine. 4, 0 daha 4, 2 daha 6, 1 çıktı. 5'e ulaştık. Hadi geldik şuna. Şimdi burada önce isterseniz şurayı bir dağıtalım arkadaşlarım. İçeriye doğru dağıtalım. Şurası dursun da eşittir diyelim. X küp geliyor. Artı C ya da eksi C X kare. X kareyi dağıttım. Şimdi X'i. Artı X kare. Eksi X C. Eksi 2 X oluyor. Artı 2 C. Şimdi biraz daha düzenleyelim. X küplü bir tane var. X kareleri bir parantezde yazalım. X kare parantezinde 1 eksi C. X'leri de eksi x parantezinde ya da artı x parantezinde yazalım. Eksi c, eksi 2. Bir de artı 2 c var arkadaşlar. Şimdi bu tarafta ne var? X küp artı a x kare artı b var. Şimdi bunun x küpünün katsayısı 1. Bununki de 1. Tamam orada bir sıkıntı yok. Bunun x karesinin katsayısı a. Bunun x karesinin katsayısı 1 eksi c. Tamam orada da bir sıkıntı yok. Bunun x'li terimi eksi c eksi 2. Bunun x'li terimi yok. Demek ki 0'mış. Buradan c eşittir eksi 2 geldi. C eksi 2 ise şurası. Eksi de önünde var. Artı 2. 1 artı 2'den a'yı 3 buldum. Son olarak b'ye bakalım. Bunun sabit terimi b. Bunun sabit terimi 2c. Yani b eşittir 2 çarpı eksi 2'den eksi 4. Şimdi ne diyor? Hepsini çarpın diyor. 3 kere 2 eksi 6. Eksi 6 ile eksi 4'ün çarpımı da artı 24 yaptı. Denizli şıkkımız çıktı. Son sorumuz. Fonksiyonu 3. dereceden bir polinom. Arkadaşlar demek ki şuradaki fonksiyonun en büyük kuvveti 3. En büyük kuvvet 3 ise buradaki 6 olmayacak demektir. Demek ki B'yi 2 seçmeliyim ki burası 0 olsun gitsin. Sonra madem ki bu bir polinom, bakın x'in kök içinde olması yanlış değil mi? Çünkü x üzeri 1 bölü 2'dir bu. Buranın gitmiş yok olması lazım. O zaman c'ye eksi 5 demeliyim ki sıfırlasın burası da gitsin.
Madem ki 3. derecede A'nın da 3 olması lazım arkadaşlarım. 3 olmalı ki A 3. derecede olsun. İşte bunların toplamını soruyor. 3, 2 daha 5, eksi 5 daha 0 geldi. Evet, çevirdim arka tarafı. Polinomların eşitliği konusu devam ediyor hala arkadaşlarım. Şöyle bir daha odaklanmaya baktım. Çok basit bir soru tipi dostlarım. Şimdi önce şu tarafın paydaşını eşitliyorsunuz. Yani x artı 2 ile bunu, x eksi 2 ile de bunu çarpıyorum. Bakın şöyle oluyor. A çarpı x artı 2, yani ax artı 2a, b çarpı x eksi 2, yani bx eksi 2b, bölü paydamız da arkadaşlarım şu ikisinin çarpımı, o da x kare eksi 4 değil mi dostlar? E bakın, o zaman buradaki paydayla bu payda gitti. Demek ki 4 eşitmiş şuraya. Peki 4 eşittir diyorum, şuraya yazalım. 4 eşittir. Neye eşit oldu? Bak, ax artı bx, yani x parantezinde a artı b artı bir de 2a eksi 2b geldi buradan arkadaşlar. Şimdi o zaman 2a eksi, yani x'in katsayısı ne burada? A artı b. Bu tarafta x'in katsayısı olmadığı için 0x'miş meğersem burası 0 o zaman. Burada sabit terimimiz 4, burada sabit terimimiz 2a eksi 2b. Hemen 2'ye bölelim, 2 eşittir a eksi b geldi. Arkadaşlar a artı b de 0'mış. Hadi toplayalım alt alta, b'ler gitti. 2a 2 çıktı, a 1. A 1 ise b de demek ki eksi 1 olacak ki toplayınca 0 olsun. Bize neyi soruyor? 2a. A1 ise 2A 2 yaptı. Eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı artı 3 yaptı. Cevapta toplamları 5 geldi. Hadi bir tane daha yapıyoruz şimdi. Ne yapacağız? Önce burada payda eşitlemesi. Burayı x eksi 3 ile, burayı da x eksi 1 ile çarpıyorum. Şimdi çarpalım. Şöyle olacak burası. AX eksi 3A artı BX eksi B. Bölü paydayla buradaki payda birbirinin aynısı geleceği için bunları sadeleştirdim. Burada da 8 var. Şimdi burayı bir x parantezinde yazayım önce. A artı b, bir de eksi 3b ile eksi 3a ile eksi b var arkadaşlar. Eksi b var. Şimdi eksi 3a eksi b. Bu durumda şurası da 0x artı 8 geldi mi? Şimdi x'in katsayısı a artı b. X'in katsayısı 0. O zaman a artı b eşittir 0'dır. Sabit terimimiz eksi 3a eksi b. Sabit terimimiz 8 olduğu için bu da buna eşit. Bu da buna eşit. Bize zaten a artı b'yi soruyormuş. 0'ı bulduk. Bir daha a'yı b'yi bulmaya gerek yok. Hadi şuna bakalım. Yine payda eşitlemesi yapacağım arkadaşlarım. Bunu x eksi 1 x artı 1 ile çarpacağım. Bunu x çarpı x artı 1 ile, bunu da x çarpı x eksi 1 ile çarpacağız arkadaşlar. Hadi çarpalım. Şimdi paydalar gidecek zaten. Bir tek 9'u yazıyorum. Eşittir. Şurayı bir düzenleyelim. X eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı x kare eksi 1'dir. A ile çarparsak bunu ax kare eksi a gelir. Artı. Şimdi x ile x artı 1'in çarpımı x kare artı x'tir. B ile çarparsak bx kare artı bx gelir. Burasının çarpımı x kare eksi x'tir. C ile çarparsak artı cx kare eksi cx geldi. Şimdi önce x kareleri bir toplayalım. X kare parantezinde a var, b var, c var. Şimdi x'leri toparlayalım. X parantezinde b eksi c var. Son olarak sabit terimimiz bir tek eksi a var arkadaşlarım. Ve bu da eşitmiş 9'a. Şimdi doğru mu yaptık her şeyi? Evet, her şey doğru gözüküyor arkadaşlarım. Sabit terim bir tek bu var. X kareler bunlar var. B artı c geliyor. B artı c geliyormuş buradan. Yanlış söyledik. B artı c. Başka x'li terimler b eksi c, b eksi c x'li terim ya, eksiymiş, niye yanlış söyleyelim.
Bunlar x kareler. Tamam, a artı b artı c. Şimdi x kare bu tarafta yok. O zaman a artı b artı c kesinlikle 0. X'li terim yine bu tarafta yok. O zaman b eksi c 0, yani b eşittir c. Sabit terim 9, a'mız demek ki eksi 9. A eşittir eksi 9'muş ki sabit terimlerde eşit. Peki a eksi 9 bize neyi soruyor? İşleminin sonucu kaçtır? Hangi işlemin sonucu? İşlem yok lan burada. Ya yine basım hatası arkadaşlar. İşte gıcık olduğum durumlardan bir tanesi. Neyse. Biz bir işlem uyduralım. Cevabı ne diyor? Edirne diyor. O zaman şunu soruyor bize arkadaşlar muhtemel olarak. A bölü B artı C'yi soruyor arkadaşlarım. Öyle diyelim. A bölü B artı C olsun bu. B artı C buradan ne geliyor? Eksi A'ya eşit geliyor. Eksi A, A bölü eksi A'dan eksi 1 çıkıyor arkadaşlarım. Böyle olur ancak diyelim. Geçelim son soruya. Hadi buna bakalım. Şimdi yine payda eşitleyeceğim arkadaşlarım. Burayı x eksi 1 ile, burayı da 2x eksi 1 ile çarpıyorum. Çarpınca paydalar eşit olacağı için geçiyorum orayı ben bir kere. Şurası 3x artı 6 kalıyor. Burası da. M ile burayı çarpalım. Mx eksi m artı 2nx artı bir eksi 1 miydi burası? Eksi 1. 2nx eksi n. Şimdi önce x'leri bir toparlayalım. X parantezinde m artı 2n. Şimdi sabitler. Eksi m eksi n. Peki bunun x'inin katsayısı 3. O zaman m artı 2n eşittir 3. Bunun sabit terimi 6. O halde eksi m eksi 6 eksi m eksi n eşittir 6. Hadi toparlayalım. Alt alta toplayalım bunları arkadaşlarım. M'ler gitti. N eşittir 9 çıktı. N 9 ise şurada yerine yazdım. 18 bu tarafa attım. Eksi 18. 3 eksi 18'den M'de eksi 15 çıktı. Bana da ikisinin çarpımını soruyor. 135 yapıyor ikisinin çarpımı ama 1 artı 1 eksi olduğu için eksi 135 dedim. Evet arkadaşlar. 4 numaralı köşe taşını da gömdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.